Ne gerek geldik vardı? Susuzluğa dayanabilirdim. Ya Allah aşkına niye dayanıyorsun? Var işte. Evren abi hadi. Aa, attım anahtarı içine tekrar. Evren hocam hadi. Bizim evimiz sizin eviniz. Ya bir su ikram edemeyecek miyiz sana? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlarla dışarıdaydık, geçin. Gördüm fotoğraflarınızı. Gayet neşeliydiniz maşallah. Evren hocam. Gel. Getiriyorum ben. Kızlar siz odanıza çıkın, biz Evren hocanızı uğurlarız. Her şey için çok teşekkürler. Evet, çok eğlendik Evren abi. Anne burada sıkıştık burada. Aman be ne yapayım? Yok sağ olun hocam. Aa daha neler? Bahar hiç gerek yoktu. Aa aşk olsun. Ne demek? Böyle güneşin altında zaten kaldık. Bu böyle de olmadı ya. Bir kahve içmeye gelseydin. Yok sağ ol. Gideyim ben. Tamam. İyi akşamlar. Sağ ol. Çok güzeldi gün. Evren hocam. Timur. Bakın ben size daha önce medeni bir insan olduğumu söyledim. Yani ama zannettiğiniz kadar medeni olmayabilirim. Anlıyorum. Gecenin bir bak. Anlıyorum. Haklısınız. İnsan karşısındakini kendisi gibi sanıyor değil mi? Endişelenmeyin hocam. İyi akşamlar. Bahar hiç yukarı çıkma. Bekliyorum, konuşacağız. İyi tamam, bekle. Konuşalım. Bak Bahar'cığım, hem kocandan şüpheleniyorsun hem de bu yaptığın iş mi senin? Ne yaptım anne Allah aşkına? Hayır yani Timur yıllardır sebepsiz yere bir sürü kere eve geç geldi. Bir kere bile bu soru ona soruldu mu? Aa, tabii ki. Tabii ki o erkek böyle bir açıklama yapmaya ihtiyacı zaten yok. Olamaz. Bir de senin oğlun zaten evimizin prensi. Aa Bahar. Ne? Ya ben daha dün gece senin için... Evet ne dedin? Aldatılıyorsan mağdur olabileceğimi ima ettin. Söylediğin sadece bu. Ha belki ben sadece mağdur olmak, sadece üzgün olmak, sadece haklı olmak istemiyorum değil mi anne? Bahar'cığım bak ben senin ailenin huzuru için yapıyorum bunları. Neden anlamıyorsun? Aa iyiliğin için. Vallahi Nevra anne hiç zannetmiyorum ya. Sen Timur'la aramızda ne zaman böyle bir küçücük bir ateş görsen bütün rüzgarını onu yangına çeviriyorsun. Aa yeter, yeter. Ben de yani saf kötü değilim herhalde. Yeter bilmiyorum artık ben onu. Ne halimiz varsa görün. Evet Timurcuğum söyle nedir? Evet. Evet ne konuşacağız dedin? Dut yemiş bülbül gibi duruyorsun. Sinirimin geçmesini bekliyorum Bahar'cığım. Yoksa hem bu akşamın hem de yaptıklarının yani... Hazmedilir tarafı yok değil mi? Timur, sen bende böyle bir süredir bir farklılık hissediyor musun? Ameliyattan sonrası için ne be? Yok, ameliyattan sonrası değil. Böyle birkaç haftadır. Sana böyle asistan maaşımla pahalı hediyeler alıyorum falan. Evet, asistan maaşı için oldukça pahalı denebilir şeyler. Teşekkür ederim. Sonra seninle yemeklere çıkıyorum. Seninle böyle danslar ediyorum falan. Bahar, sen ne demek istiyorsun? Yani hiç böyle aklına geliyor mu? Acaba Bahar beni aldatıyor mudur? Böyle bir şüphe falan düşüyor mu içine? Gerçekten. Değil mi? Yok. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü öyle bir şey yok. Ama vallahi da bana düşüyor o şüphe. Sen bana aynı şeyleri yapıyorsun. Ben bunu düşünüyorum. Sana yani neden pahalı hediyeler aldığımı ya da seni neden yemeğe çıkardığımı mı soruyorsun bana? Evet. Çünkü kıskanıyorum Bahar'cığım. Tamam mı? Kıskanıyorum. O Evren denen adamla kurduğun iletişimden, yani Evren'le olan ilişkinden kıskanıyorum ya. Ya görmüyor musun halimi?
Ne zaman affedeceksin beni Bahar? Seni affetmeyi senin istediğinden daha çok istiyorum. Ama günahlarının bir bitmeden biri başlayacakmış gibi duruyor Timur. Üşüdüm ben. Bu yüzden mi kocamdan hamile kaldın ha? Nevra, Nevra sana boşanalım dedim. Geçen sene de bunu söyledim. Evi de terk ettim anlamadın. Senin tek derdin var mal mülk. Bak evi de sana veriyorum. Yeter ki bırak beni. Ya siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz ne? Ya? Defol dedim, defol! Selma. Abla. Selma. Selma. Aç gözlerini Selma. Ağlayıp durma Aziz. Merdivenlerden düştü. Bir sorunumuz yok. Yapma Nevra. Ne yapmayayım? Benim bir suçum var mı? Yok. Ne yapalım peki Aziz? Herkese anlatalım mı rezilliğini? Ali, Ali ne olacak şimdi? Sen Timur'a sahip çık önce. Senin oğlun var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.